Omnibus. Elektrikli araba zaten ilk arabalar elektrikliydi. Ama bateride problem çıkıyordu. Bu teknoloji perestlik aldatıyor bizi. Baktık op alamayacağız. Millet trollemeye başladık sonra. Alt F4 yaparsan off veriyor diye. Alt F4 yaparsan seni komple atıyor. Çünkü adam diyor ki ben bunu seni izlemiyorum diyor. Ya şu güzelliği izlemek istemiyorsan. Hakikaten onu diyor ya, senin koca burnunu kel kafanı mı izleyeceğim diyor. Ses dinliyorum diyor. Hocam. Merhaba Berat. Merhaba hocam. Merhaba Bengü. En son Süleyman Arda Emiçen'in çıkardığı bir yoğun şeyden sonra Bengü 3. geri getirdik. Ne diyorsun bu konuyu? Hiçbir zaman beğenmiyorlar. Çok önce bilinçliyorlar. Sağ. Hastaneye yolluyoruz. Yeni gelen onu da bilinçliyorlar. Bengü'ne kadar iyiydi falan filan diye. Canları sağ olsun. Biz ekip olarak döndüreceğiz alışsınlar. Evet, döndüreceğiz. Evet, kamera arkasını bir türlü halledemediniz. Herkes şey geliyor böyle. Ben gelsem kesinlikle en doğru soruyu sorarım. Birkaç kere oldu. Biz bir gün dışarıya program yaptığımızda hatırlıyorsan çok komik bir çocuk var. Çok komik. Çocuk dedi ki gel sen de otur. Yok oturmam zorla oturttuk falan. Tuşa bastık adam tüydü. Hatırlıyor musun? Yok. Evet hatırlıyorum. Zorla getirttik ağzını açamıyor falan. Arkadaşlar kamera açılınca insan en aptal haliyle. Teşekkür ederim. Yani şaharak Arda ağlıyor şu anda. Biz burada kalabalığız ya, döndürüyoruz aramızda, kusura bakmasınlar. Gelsinler buyursunlar burada yani. Benim diyen başvurularını alalım. Evet zaten iki tane hizmet. Biri kamera arkası VIP'leri açacağız. Bir de benim başka bir projem var, geçen bölümde de söyledim. Abi tarihte 100 yıl gitme. Hani herkes böyle buradan 1300'e gidiyor, 1400'e gidiyor ya. Uzaya muzaya gidip 20 milyon dolar alıyorlar ya. Abi sen esas beni 15. yüzyıla. Çünkü şöyle bir şey var. Herifi yolluyorsun, geri getirmene gerek yok. Ölür zaten orada yani. 15. yüzyıla seni götürsem tamam mı? 2 dakika içinde orada seni ne diyor lan bu diye. Gidiş geliş satıyorsun. Hava yolları şirketleri fazla bile satar. 110 bile satar 100 yerine mesela. İlla kaçırıyor diye. Kaçırmazsan 102 gelirse birkaç kişiye rüşvet vererek. Aa evet, bir kere Caner'in başına gelmişti. Sana da oldu ya yurt dışında şey verdiler, almadın. Evet aynen. Bu şey hemen kupon veriyorlar, şey veriyorlar. Otel ödüyorlar ki öbür uçakla gitti. Ayakta yolculuk. Yani. Şirketleri çok kötü arkadaşlar, hiç zaten şey sponsor da olmuyorlar diye. Yazıklar olsun. O yolu şirketlerini kınıyoruz ekip. Ya zaten abi Allah seni uçmanı istese kanatlı yaratır yani, bunu şeyden gitsin. Evet abi biraz evrime inanalım. Rabbime inanalım değil mi yani? Ya o ya, ikisine de sana kanat vermemiş. Niye kurcalıyorsun yani? Ondan sonra ben mutlu olamıyorum. Bugün işte teknolojiden bahsedeceğiz. Bu haftaki bölümümüze User Spots sponsor olacak. Sponsor ne demek yani? Spondere yani söz vermek. Ve nasıl kullanıldığından. Şimdi teknolojiyle ilgili şöyle problem var. Şimdi böyle bir teknoloji perestlik ortaya çıktı. Böyle icatlar falan filan. Aslında teknolojide icattan daha önemli şeyler var. Kullanım. Kullanım her şey. Yani insan onu nasıl deneyimliyor? Her şey. Çünkü bazen çok dandik şeyler teknoloji olabiliyor sırf kullanılabildi diye. Mesela prezervatif gibi bir şey. Ya da işte doğum kontrol hapı. Aslında bunun başka çözümleri var. Ya da işte ne bileyim tekerlek gibi bir şey. Yani aslında icat gibi değil. Hep dalgasını geçiyor değil mi? Biri de demiş Pisagor ne var? Dik üçgeni buldu falan. Hani o eşin esprisiydi ama bazı icatlar çok basit. Sadece mesela böyle çökmüş icatlar var. Zamanında çok yaygındı. Mesela ironer diye bir şey var. Otomatik makine. Makineye koyuyorsun kendi ütülüyor. Bu çok yaygındı. Sonra tutmadı. Çünkü kullanımı zordu. Bilimle teknoloji hep aynı şey zannediliyor. Öyle mi? Değil. Fizik bölümüyle mühendislik bölümleri arasındaki fark gibi bir şey herhalde. Artık onu sayısalca cevaplasın ama bilim aslında her zaman icatla bir arada değildi. Bu 19. yüzyılda bir araya geldi. Bilimin kendisi bir teori. Teorisi var. İşte ne bileyim bu Newton ayrı, Einstein ayrı. Ötekisi biraz ustalardan falan çıkıyor. Mesela en ünlü icat nedir? En ünlü icat dünyamızda işte icat nedir? Buhar makinesi. Biz sadece buhar makinesi biliyoruz. Heat engine falan değişik şeyler de var. Bu mesela aslında bir torna tesviyeci abimiz yani James Watt. Şeye de gidiyor. Cambridge'e mi ne gidiyor? Ders alıyor ama aslında adam motor tamir ediyor. Onu perfect ediyor. Çünkü mükemmelleştirmeye çalışırken bir işe yaraması lazım. Orada user experience çok önemli. Dolayısıyla birçok icat aslında hiçbir işe yaramıyormuş gibi, çok basitmiş gibi gelir. Ama işe yaradığı için ayakta kalır. Bir sürü kompleks dahiyane icat da. Mesela süpersonik hava şeyleri. Concorde mesela çok mucize uçaklar falan. Ne oldu? Milyarlarca dolar zarar edip bıraktılar. Çok cutting edge teknoloji olmasına rağmen kullanıma uymuyor diye bir işe yaramadı. Mini CD'ler vardı biri. Evet, evet mini CD'ler işe yaramadı. Bir çıktı kayboldu falan. Bir evet yani Blu-ray'ler kayboldu mesela. Bazen bu tip dediğim gibi user experience'a bakmak lazım. İcat o zaman tek başına her şey değil yani. Değil. İcat kullanımı önemli. Şimdi bazı icatlar var, icat ediyorsun işe yaramıyor. Mesela insanlar tarım da bir icatsa tarıma zorunda kaldığı için geçti. Tarıma geçen adam işine gelirse gene avcı toplayıcılığa geçiyor. Nüfus sayısı against the grain'de anlatıyordu. Göçebelik ve avcı toplayıcılıktan tarıma geçmek bir tercih değildi. Bir upgrade değildi. Mecbur kaldığı için geçtiler. Tekrar eski haline dönünce hani bizimkiler Ferrari'yi satıyor ya. Tarıma gidenler de öyle tarlayı satıp hemen şeye vuruyor kendini. Avcı toplayıcı. Abi iki tane oradan cevizi kırıyorsun. Zaten avcı toplayıcı da kadınlar çalışıyor. Erkekler de çok şeye gerek işi yapıyor. Erkekler yani. Şey işlerini kadınlar yapıyor. Erkekler de gidiyor mamut avlıyor. Bak aynı şey ne oldu? Sapiens çıktı. Bizim ilk programımız oydu. Hatırlarsan senin sesin çıkmıyor ama vardın. Orada da vardı mesela. Neden bütün beyaz yakaları hemen mamut avlamak istediler Sapiens okuyunca? Çünkü aslında onun da için.
İşin şakası bir yana teknoloji. Mesela matbaa Çin'de bulundu. Neden şey olmadı? Kitap satmadığı için değil. Oradan bir bilim devrimi çıkmadı. Çünkü doğru kullanılmadı. Bizim istediğimiz sonuca göre kullanılmadı. Gunpowder, barut nerede çıktı? Çin'de çıktı. Pusula nerede çıktı? Çin'de çıktı. Pusula niye Çin'de coğrafi keşiflere yol açmadı? Çünkü kullanım itibariyle öyle bir alan yoktu. Okyanuslarda yani öyle bir ekonomik düzen yoktu. Ya da savaşta da işte Avrupa çok savaşçı. Onlar topu kullanabiliyorlar. Büyük kaleler var, taş kaleler. Ona karşı top teknolojisini ilerlettiler. Kullandılar. User experience yaşadılar. Çin'de ise karşında zaten Çin Seddi var. Duvar sen de kendine mi atacaksın yani? Karşıda Cengiz Han ve arkadaşlar ya da onların torunları geliyor. Sen topu buradan atarken herif oradan çıkıyor. O göçebeye top kullanamadığı için gelişmedi. Bir şeyin bulunması, icadı önemli değil. Kullanabilirliği önemli. Bir örnek daha vereyim. Mesela şimdi Elon Musk değil mi? Geçen gün tweet atmış. ESG is the biggest problem diye. Kendine gel. Kendine gel. Kendine gel. Avustralyalısın mı? Güney Afrikalısın mı? Zaten nereli olduğun belli değil. Tamam mı? Bir kere öyle İngilizce konuşmaman lazım senin. Aksanını saklıyorsun adam ol. O demiş. ESG değil de. Mesela elektrikli araba falan yapıyor. Abi işin komedisi elektrikli araba zaten ilk arabalar elektrikliydi. Ama bateride problem çıkıyordu. Çünkü onu da Apple yapmış. Neyse. Bateride problem çıkıyordu. Bateriyi sürekli senin şey yapman lazım. Doldurman lazım. Şarjı. Ve dolayısıyla aslında o arabalar daha sessizdi. Daha temizdi. Ve titremiyordu. Kullanması kolaydı. İlk şey arabaların düşünün. Bu filmlerde gördünüz. Araba dangır dungur gidiyor. Zor yani benzinli araba kullanmak. Ama kendi kendine tamir edemiyordun. Bir fasilite lazımdı. Ve elektrikli arabalar kullanılamaz hale geldi. Kullanılamadı. Mesela kadınları özgürleştiren şey kitapta işte yazdık ezber yaşayanlar neydi? Doğum kontrol hapı. Niye abi? Doğum kontrol hapının alternatifi yok mu? Vardı. Neler yapıyorlardı? Hayvan derisinden işte prezervatif yapıyorlardı. Kadınlar işte vajinaları için böyle özel aletler falan. Spiraller hazırlatıyorlardı. Hızız yani. Peki niye geri dönüyor eskiden? Elektrikli araba da geri geldi şimdi. Çünkü çok zaten popüler bir şey. Belli bir fasiliteye geçiyorsun. Yani artık o fasiliteler var her yerde. Yani eskiden mesela adam benzini kendi taşıyordu belki muhtemelen. Ya da ne bileyim böyle bir şehrin dışına çıktı mı her yerde şey istasyonları falan filan yoktu. Ona rağmen geri meri de gelmiyor onu söyleyeyim. Bu teknoloji perestlik aldatıyor bize. Elektrikli arabalar geri falan gelmiyor abi. Hala elektrikli araba çok az kullanılıyor yani. Biz onlar... Değil mi? Bir heves var ya insanlarda. Bir heves. Birkaç şeyde şey var. Mesela inanmazsınız nükleer enerji aslında teknolojiye bir şey katmamıştır. Böyle bir argüman var. Şey için de öyle. Uzay enerjisi için de. Uzay araştırmalarına harcanan para aslında bize geri dönmedi. O yüzden bir şey yaratıyorlar. Üç tane şey var orada. Hava, kuvvetleri, uçaklar. Uzun bir süre savaşlarda strateji paralarını çıkarmıyorlar. Biri nükleer, diğeri de uzay şeyi. Tek tek anlatayım. Mesela ilk hava şeyleri çıktığında Vietnam'a kadar falan filan buna Waging War'dan bakabilirler. Bana çok kızdılar Türkler ama 50 yıl geriden geliyor Türkiye'de. Şey. Benim anlattığım şeyler benim fikirlerim değil. Bu alanlarda benim fikirlerim ama başkalarının fikirlerini anlatıyorum. Ferdinand Foch musun dediler. Hava şeyleri Kuzey Savaşı'na kadar stratejik sonuç elde etmiyor. Mesela şehirleri bombalayalım, savaşı bırakalım diye yaptılar uçakları. Şehirleri bombaladıkları zaman çok daha fazla savaşa şey yaptılar. İkinci Dünya Savaşı'nda fabrikaları bombalayalım dediler. Tutturamadılar. Aslında verdikleri parayı çıkaramadı. Rokette de öyle. V2 roketleri Almanların gizli silahı için şey çıktı. V2 roketlerini yapılırken daha fazla adam öldü bunların öldürdüğünden diye bir espri var. Hani Eisenstein'in Ekim Devrimi filmi için derler ya. Ekim Devrimi'ndekinden daha fazla insan filmde yaralandı diye. Çünkü Ekim Devrimi'nde fazla şey yaralanmadı. Yani olmuş bir devrim üstüne. Ulan solcular da kızmaz işte. Neyse onun kitabı geliyor. Yakında o yüzden şey değil. Orada kendimi savunabilirim. Dolayısıyla böyle bir şey var. Nükleer bomba da öyle. Mesela Manhattan Project 2 milyar dolara mal oldu. 2 tane yeri bombaladılar. Tanesi 1 milyar dolar olsa. Bir air strike'da yani bir hava şeyinde yapabilirlerdi. 4000 tane B-29'a mal oldu. 4000 tane şey ağır bombalama uçağı ya da tank sayısını 3'te 1 arttırabilirler. Artileri 5 katını arttı. O kadar para harcadılar. 2 tane şehri zaten yani bir deneysel aşamaydı. Parayı geri getirmedi ama oraya fix ettiğin için hep orada kaldın. Bu David Edgerton'un The Shock of the Old eski de iyidir. Yani kullanılabilirliği az. Mesela şeyde de öyle. Biz uzaya o kadar adam şey yaptık. Bununla ilgili gene bir inşallah roketini içeceğim ama benim argümanım değil arkadaşlar. Bunun getirilerinden birine spin-off'u vardı. Teflon diyorlar. Abi teflon zaten 50'lerde çıktı yani. DuPont şirketi çıktı. 38'de mi ne buluyor? 54'te mi ne çıkarıyor? 56'da pazara geliyor. Uzaya mı gidiyorlardı o zaman? Yani uzaydan direkt gelmiş bir şey abi, değil. Uzaydan teflon tamam. Yani uzay teknolojisinin hani bir yan ürünü teflon tava değil. Ya yani bunun biraz efsane. Bazen de böyle en yeniye dikkatin gece çok odaklanırsanız kullanım olarak size it diye bir alet bulmuşlardı. Hatırlıyor musunuz böyle? Çok yeni teknolojide böyle ayakta duruyordun yürüyordu mesela. Yo bir şeyin üstünde duruyordun böyle bir şey. Uzun süre açıklamadılar. 2000'lerin ortasında bir açıkladılar işte 1000 yılın şeyi diye. Kimse kullanmadı. Neden? Dikildiğin bir şey. Bu martının geleceğe dönüşte şey vardı ya. Hatırlıyor musun? Böyle ayakkabı giyiyor, ayakkabı ayağına oluyor, mont giyiyor, mont birden zıt diye çekilip üstüne oluyor. Çok büyük bir teknoloji gibi geliyordu mesela o bana. Ama o bak user experience bir teknolojiydi. Senin hayatını kolaylaştırıyordu. Havalı durmakla değil. Yoksa ne yaptın? Abi mont teknolojisi yaptım. Hiç havalı durmuyor. Ama sana user experience olarak geri dönen bir şey. Yani senin kullandığın bir şey. Bu tip teknolojiler aslında hayat
Ne olsun isterdin şu an mesela, hayatın ne kolaylaştırıldı bir kullanıcı deneyimi olarak, ne icat edilmedi sence? Böyle bir şey olsa mesela, ben bir gözlük taksam, o gözlük böyle ama beni açılardan çekebilse çok güzel olurdu. Vardır ha kesin öyle. Onu böyle birine hediye hediye alacağım, ben kendime için değil mesela. Ben gücüm sana gözlük aldım falan diyeceksin, sen almam da böyle birini alacaksın mesela. Ya da şaşırım bana sen, Allah razı olsun. Uzaya giden insan neyi bulmak istiyor ya hocam? Neyi kolaylaştıracak uzaya gitmek? Ya o biraz soğuk savaş kontekstinde bir şey, uzaya çık yani geride kalmayayım. Yani Amerika'ya gitmek de biraz böyle bir şeydi. Mesela o da sustainable olduğu için, user experience olduğu için tuttu. Yani Amerika'ya gidip Vikingler de gitti. Güç ama gösterisi mi? Soğuk savaşta uzay öyleydi. İşte adamlar zaten V2'yle yani son teknoloji koyuyor. V2 o kadar para harcıyor. Halbuki onlarla gene binlerce fighter uçak yapabilirdi kendine Almanya. Ve uçakları bir kere de kullanmıyorsun. V2'yi atıyorsun tutmuyor, patlıyor. Yani hiçbir işe yaramadı. Çok para harcadı ona. Son teknoloji yakalama manyaklığı. Şey de öyle. Manhattan Projesi de öyle. Nükleer şeyler de yani savaş falan bitirmedi. Japonya teslim olmayı kabul etti ama bombayı yedikten sonra şartları da biraz değiştirdiler. Yani Japonya teslim olurdu. Hikaye anlatıyor Amerikalılar. Biraz Stalin'i korkutmak için. Soğuk savaşı başlayan şeyler bir de kadar altını çizmiyorlar ama aslında oradaki hareket Rusya'ya karşı. Tepene atarak Rusya da gidiyor. Bir yarışa giriyorsun. Uzaya çıkmada da öyle. Uzaya çıkmaz işe yarar işe yaramaz ondan bahsetmiyorum ama ilk zamanda bunu harcayan para direkt oraya gelmiyordu ve belli teknoloji tarihçileri biraz bunlar uçta dedikleri doğru olmak zorunda değil ama böyle de bir argüman var. Ya bu iş aslında para getirmiyor. Bu tamamen son teknolojiyi user experience değil de teknoloji invention based. Yani bir şey icat edildi ve biz onu yani elektrik de bulundu Franklin zamanlarında ama yani ampul yapılana kadar hani bu etkiyi vermiyor. Dönemden kullanılıyor. O yüzden önemli olan ampuldür. Ne bileyim çok hayatta kullandığımız. Mesela o yüzden household evin içinde kullandığımız teknolojiler daha önemlidir. Buzdolabı gibi. Buzdolabı o 20'lerde 30'larda yaygınlaştı. Refrijerasyon vardı yani 19. yüzyıl. Deponu diyorlar bana. Vardı da kullanılmıyordu abi. Kullanılması önemli. O zaman burada şöyle bir problem var. Bu bildiğimiz anlamdaki tarih anlayışı hep böyle icat bazlı gidiyor ama sizinki biraz daha kullanım değeri. Evet. Yani üzerine. Genelde öyle. Mesela bir hukuk tarihine bakacaksın. Şimdi ilk başta kanunlara bakarlar. Mesela Osmanlı'da bakar ne kadar adilmişler. Mesela bir yerde bir köy için köy değil de bir bölge için 10 kere aynı adaletname çıkıyorsa Osmanlı adil olduğunu göstermez. Aynı çıktığına göre uygulamada bir problem olduğunu sen uygulamaya bakacaksın. Tarihçi uygulamaya bakar. Uygulamada var mı? Yani bir şeyin bulunmuş olması. Bugün kullandığımız genetikle ilgili olanlar hariç. Bütün icatlar 1950'de var zaten bilgisayar dahil. Ama PC yoktu. Ne bileyim radyo da vardı. Radyo bizim hayatımıza girmeden çok uzun radyo dalgaları falan. Ya baktığında aslında mutfaktaki tezgah bile, tezgahın büyüklüğü, fırının yeri, ocağın yeri hepsi bunların hepsi kullanıcı deneyimiyle alakalı şeyler değil mi? Evet mesela? Aslında onlar hayatını daha çok değiştiriyor işte. Tekerlek icat yapmıyordur yani. Anlatabildim. Ya da bir mesela ok yapmak kolay geliyor ama o bir büyük bir teknoloji. Yani oku böyle 4-5 senede yapıyorsun yani. Onu böyle işte ayrı hayvan sinirinden tepesine şey koyuyorsun. Onu C şekline getiriyorsun. Ayrıca bir şey var. İşte okunu ayrı yapıyorsun. Her bölümü farklı. Ya da bir kadırga yapmak yani. Şimdi ne oldu? Yıllar önce Roma, Atina'da denediler. Roma gemilerini tekrar yapalım. Yaptılar. İki kürek çektiler. Gemi battı. Yapamıyorlar işte. Bu doğru, gene mühendislik başka bir şey. Ya unutulmuş. Öyle kolay değil. Yani cutting edge işler yapmak şeye sonucu vermeyebilir. Bunun sanat falan yansıması hiç var mıydı? Yani sanatta da şöyle bir şey var. Sanatta da kullanım. Mesela o yüzden müzeye artık gitmek o kadar şey değil. Müze biraz şey ölmüştür. Çok güzel de bir podcast var Fransızca. Keşke onu müzelerin nasıl çıktığını artık. Kolejde Fransız podcast'ı ama onu Fransızca olduğu için belki şey yapamazlar. Şu an cahiller bu şartı. Siz de yapamazsınız diyemediniz. A0 Türkçemle gideyim bari ben. Yok ben yani hep karşımda Frankofon olmasına alışmışım ama işte abi yani artık halka indik dediğim gibi. Türkiye çok kötü. Seviyeler çok düştü. Orada da şöyle bir şey var. Adam onu bir yere asıyor sanat eserini. Mesela L'Ultima Cena, son akşam yemeği. O bir manastırda yemek yedikleri yerde duruyordu. Ya da Vittorio Carpaccio'nun İngiliz elçisinin Venedik'e gelişi diye bir şey var. Bunlar prosesyonda kendi dini yürüyüşlerinde var. Çünkü o resimde kendilerinde özel bir yeri var. Ya da Judith Holofernes'in kafasını kesiyor meşhur. Şimdi o Floransa'da o dönem Mediciler gitmiş, Cumhuriyet gelmiş. O Cumhuriyet'in yani Judith Cumhuriyet'in Holofernes'in Medicilerin kafasını kesiyor. Yani o kontekste bir anlamı var yoksa yok ki. Anladın mı? Konteksten çıkarınca onun bir user experience olmuyor. Ya da işte Primavera'da mıydı uydurmayayım. Onların bir tanesi böyle doğuşu anlatanlar da işte yatak odasında duruyor mesela. Primavera değildi galiba da. Unuttum onun hangi şey olduğunu. Hani o kontekstin içinde bir manası. Onu böyle boş duvara koyunca bir anlamı olmuyor. Eski programlardan birinde Bauhaus'tan bahsetmiştiniz. Evet. Mesela bu şimdi sanayiyle beraber bunun şeyi değişti. Sanatta falan filan da sanayiyle beraber artık estetiğin yerine kullanım da ortaya çıkmaya başladı. Şimdi teknoloji sanatı da değiştiriyor. Mesela neden realizm akımları falan kalmadı artık? Neden? Çünkü fotoğraf çıktı. Aynısı gibi göstermenin bir manası yok. Empresyonizm çıkıyor değil mi ortaya? İnsanların kötü görüşü.
Yani bulanık görüşü gibi falan filan işte renkler. Hani gözünün sadece bir merceği var, öteki taraflar şey ya. Ya da niye sonra konseptçular çıktı? O kadar çok biz artık mükemmel görüntü görüyoruz ki. Konsept sanatlar çıkmaya başladı değil mi? Ya işte Kandinsky gibi de olabilir ya da şu şey neydi ya? Bir tarafını kırmızıya boya, bir tarafını daha şeye. Rothko muydu? Rothko. Heh, Rothko gibi insanlar çıktı. Ya bugün daha da geçiyoruz. Ben modernini pek takip edemiyorum. Bu da onlar. Hani bizim hayatımızda sürekli onlar artık yani. Mesela kiç üzerinden sanat yapan bir adam var artık. O kadar çok mükemmelleşti, şey yapıldı ki. Bunun çıkması gibi ilk bu şey zamanlarında da fonksiyonel sanayi yansıdı. Mesela Eyfel Kulesi öyledir. Nefret ettiler ilk başta. Ama sonradan alıştılar. Bir de böyle fonksiyon ön plana çıkaran Bauhaus gibi 1920'lerde ki aslında çok da güzel bir kitap var. Peter Gein Weimar Culture diye. Orada da görebilirler. O Bauhaus bizim hani alışveriş yaptığımız yer anlamında değil de bir sanat ekolü olarak fonksiyonu ön plana çıkaran sanat şeyleri de ya da mimari akımlarda ortaya çıktı. Mimari bunun için özel bir yer. Çünkü mimari her zaman kullanımı hesap etmek zorundasın. Sadece estetiği. Mesela o yüzden şeyi anlamakta ben de zorlanırım. Mesela Rönesans mimarisi Rönesans resmi gibi değil. Sana göstersen barok resim, Rönesans resim ne anlarsın? Ama mimaride daha zordur onu anlamak. Çünkü orada hep bir use şeyi var. Yani aslında user experience'imiz en güzel mimaride görürüz. Benim verdiğim örnekler resimdi. Ben çünkü onu biliyorum. Mimaride user experience'i daha rahat görebilirsin. Işık vesaire hepsi. Çünkü benim eşim var olduğu için mesela birkaç tane şey de var. İsmini vermeyeyim ama çok böyle prestijli projeler. Ama mesela şey işte yaşam alanı tasarlıyor. Bazı yer çok güzel gözüküyor. Orayı bozduruyor sana. Diyor ki oraya dükkan koyacağım diye AVM'de. Bazen öyle user experience'ler de var. Ya da sen bir şey yapmak istiyorsun. O tam istediğin gibi olmuyor. Zaten biz eski arkeoloji dediğin o işte da user experience'den tarih yazıyorsun. Aslında mimariye bakıyorsun. Neye bakıyorsun ki? Peki bir sürü şey de çöp oldu değil mi? Mesela kullanıcı deneyimine uymadığı için. Tabii. Bir şeyler icat olunuyor mesela. Abuk subuk bir şey yapıyor. Tabii tabii. Çok var öyle. Dediğim gibi o şey ayrılır. Arkadaşlar her zaman söylüyorum. İnterneti kim buldu abi? Kim ilk evlere soktu? Hangi ülke? Siz de bu sırada yazın arkadaşlar. Bekliyoruz sizleri de. Kesmiyoruz burayı. Sence? Kesin ya Amerika'dır ya Japonya'dır. Fransa. Fransa mı? Fransa mini... Aynen diyor ya nasıl bir şey. Minitel diye bir şey vardı. Şöyle teletext gibi. Fransa'nın evlerinde bir yerde kullanılmayan görebilirdim bunu 2000'lerin başına kadar. Brezilya'da, Belçika'da, Fransa'da çok kullanılıyordu. Abi giriyordun internete böyle teletext gibi bir şey vardı. Orada reklam veriyordu fakat girmek paraylaydı. Herifler bedava yapmadıkları için Fransız bedava verir mi sana? Bedava yapmadıkları için yürümedi. İnternet geldi şey yaptı. Almanya'dan önce... Fransa'da internet vardı. Minitel diye bir alet. Böyle televizyon gibi. Ufak yazıyor böyle. İlk Commodore 64'lere de benziyor. Onların daha ufak. Böyle mavi bir ekran çıkar. Biz hatta özür dilerim çok dalgasını yapardık bunun böyle. Minitel böyle bir şey var falan filan. Fransa'ya gidenler falan bilir. Oradan görürsün. Yani kuaför ilanı bilmem biz ne var. Biz sen ben özgür mü böyle bir muhabbet evet, yaptık? Evet yaptık. Şeyde bir kere şeye çıkmıştık sizde. Üçümüz. Evet evet. Üçümüzün böyle bir sonu hatırladım. Üçümüz, evet orada Minitel muhabbeti. Lütfen buraya da koyacağım. Biraz şey incelesinler. Fakat burada problem user experience'a ihanet etti. Parayla yaptıkları için girmesi çok pahalıydı. Anlatabildim mi? Bizim Martı gibi. İki dakika kullanıyorsun. Ne şimdi. Yapıyorlardı girip mesela interneti girip? İşte senin gibi kullanıyorum. Mesaj açabiliyordun sanırım. Bir de işte mağazalara bakabiliyordun ama çok büyük mağazalara. Ama onun için bir navigasyon parası alınıyordu senden. Aynı Vikinglerin Amerika'ya gitmesi gibi. 146'dan bağlanma. Tabii evet evet aynen öyle. 146 mıydı o? 256 mıydı? 146'dan bağlanma. Dayalap. Pahalısı da 145'ti. 145. 146 daha şey ucuzdu. Bilkent'iydi ama Bilkent'in en güzel yanı. Beleş internet. Beleş internet. Özellikle çok kullanan bir Arda var sürekli. Bütün filmleri izliyormuş artık. Neyse filmler bilmiyorum ona. Dolayısıyla öyle bir şey var. Başka ütü yapan makine yapmışlar. 20. yüzyılın başında. Bunu ben de bilmiyordum. Çay yapma makinesi buluyor İngilizler. Tutmuyor yani. Çim adam mesela bir sene bir şey. Ve ya stres topu. Hatırlıyor musun? Herkese babamlar falan takıyorlar. Böyle kıllı kıllı erkekler stres topuyla böyle. Son ikincisi makaraydı. Bunlar şey değil. Stresini teknoloji. Alan var mıdır acaba ya? Bir kuponla falan veriyorlardı hayatım, böyle şeyi. Hayatım bizim stresimizi Hiç şey bizim Tesla coil olabilir yani. Sen ne anlatıyorsun ya? Bu deneyim meselesi ama şimdi mesela dijital dünyada da olmalı. Çünkü mesela sizin mesela okuma veya göz alışkanlığınız da benimki bir değil. Dolayısıyla bir uygulama kullansam mesela. Evet öyle şeyler olmalı. Zaten artık onun üzerinde çalışıyor şeyler. App'ler falan hep oraya girdi. Benim önceliklerimle, benim meraklarımla ona cater edebilmeli. Bazen bunu çok şimdi basit şeyde yapıyorum. Mesela ben ilk kitabım çıktığında işte bir yere giriyorum. Altta Sultan'ın casusları çıkıyor. Ben de seviniyorum ne kadar çok yere reklam vermişler diye. Meğersem Broster bana habire. Şimdi her gün şeyi kontrol edelim. Kitabın çıktığında öyle. Kitabından kaç çıktı ona bakıyorsun. Günde 8 tane satıyor o zaman. Sanki son kitabına yapmamış gibi arkadaşlar. Son kitabıma, son kitabıma yapmadım. Abi bir şeyde 3'ten 4'ten sonra keşke yapabilsem biliyor musun? Bir yazar için en güzel şey o heyecan. O heyecan kalmadı. Ah be. İlk 3 kitapta vardı. 4. Hocam buraya duygusal müzik var. Ya işte bizim de dertlerimiz böyle arkadaşlar. Evet. Neyse orada baktığın zaman orayı tabii sürekli onu refresh ediyorsun ya almıyor olarak aldık. Bir her yer o reklamı çıkarıyordu. Bunlar basit şeyler. Bunlar daha kompleks şeylere de ihtiyacı Google var. Bu yüzden mi bu kadar yürüdü evet, peki? Evet Google Search'te bomboş bir sayfa, bir bar.
Evet. Ve ara diyorsun. Ama çok kullanışlı. İhtiyacı karşılıyor. İhtiyacı karşılıyor. Şimdi artık bunlar tabii çok basit artık. Google Search bilmem falan. Bunlar artık gelişmiş aplikasyonları falan filan da olmaya başladı. Çünkü insanlar artık ya ekonomi odur ya. Ekonomi mesela liberal ekonomi niye övüyoruz biz? Abi bütün command ekonomiye göre, merkezdeki ekonomiye göre insanların, işletmelerin, şirketlerin, atölyelerin ihtiyaçlarını öven ondan övüyor. Ben de övmüyorum ya. Bunu yapıyor. Bu kısımda daha başarılı. Yani command ekonomiye göre tüketim toplumunda. Başka şeylerde başarılı değil. Anlattık. Lütfen şimdi konu. Hani oradaki argüman ne? Bu ekonomi şeyler daha hızlı birbirine tık tık tık. Hani ihtiyaçlar karşılanıyor falan. Ben de birey olarak hani internetteki ihtiyaçlarımı aradığım şeyle eşleşmesini istiyorum. Bunu sağlayan browser dahisi o şey oluyor. Şimdi artık tamamen ama böyle browser'dır, arama motorudur ondan çıktı. Artık özel aplikasyonlara kadar gitti. Mesela şeyler falan vardı okumuştum. Telefonu tutarken parmağının ulaşabileceği yerde mesela satın al butonu konumlandırılıyor. Hmm. Çünkü onun için ekstradan bir efor sarf etmene gerek kalmasın diye. Ya o da mesela o zaman bir kullanıcı deneyimi. Keyboard da öyle ya. Ha, mesela seni satın almaya teşvik ediyor o örnekte mesela. En çok kullandığın harfler mesela keyboardda kenara gelir. Bizim F klavye de onun için dizayn edilmiştir. Ama yaygınlaşmadığı için Q klavye kullanıyoruz. Mesela o yüzden öyle olmuyor. Yani kullandığımız şeyler bizim yanlış yerde oluyor falan. Dolayısıyla evet bir klavyenin bir telefonun içinde de aslında senin kolay ulaşabileceğin yerler olması çok önemli. Mesela bazı şeylerde o yes no ters gelirse inanılmaz sıkıntı çekiyor. Bazı oyunlarda mesela birkaç tane var şimdi işte. Oyundan çık yanlış yerde. Sen hep kaydet yerine load et yapıyorsun ve alt üstü. Evet. Yani aslında çok basit çünkü beyin shortcutlar atıyor. Siz şey yapıyor muydunuz? İlk şey çıkmıştı Zurna. Tabii ki oranın da kralı. Yani bütün şeyinde hem çene hem konuşma. Biz Jack'le şey yapıyorduk. Op almaya çalışıyorsun. Abi Alt F4 op veriyor diye. MIRC'de Zurna diye sayfa işte orada böyle op alıyorsun. Nedense bilen yani op alınca kıdemli bir şey de yok yani. Birilerine atma hakkın falan oluyor. Herkes oraya güzel şeyler yazıp op almaya çalışıyor. Biz de giriyoruz. Küfür müfür ediyoruz. Atılıyoruz. Habire banlanıyoruz. Yani baktık op alamayacağız. Biz de böyle anarşist gibi giriyoruz. Çocuklarla dalga geçmek için böyle yazıyor işte sanat bilmem ne. Oraya girip böyle ekşi sözlük yok o zaman. Böyle bir anda kendini şey Foucault Derrida pozisyonuna sokuyor insanlar. Biz beceremediğimiz için millet trollemeye başladık sonra. Alt F4 yaparsan op veriyor diye. Alt F4 yaparsan seni komple atıyor. Hiç hatırlamıyorum abi böyle bir şey. Değirmendere'de oldu abi. Türkiye çapına Türkiye sattığına yayamamış olabilir. Sen zaten neyi amaca bir stratejiyle yaptın ya? Doğru. Ben oraya giriyorsam bir şeyle. Gerçi ben de yapmamışım bu sefer ama. Sen de benletmişsin kendini. Benim için bir strateji abi. Op olamamış hocam. Abi erişemiyorsan Nurlar diyeceksin yani. Zaten kötü bir yerde arkadaşlar. Ya o kadar da yani kendimi mavi ekranda beyaz bir şeyde apolet ararken düşünemiyorum ya. Şu anda mesela sık kullandığımız aplikasyonları düşünüyorum. Onlar da çok basit mesela. Arayüzleri çok basit. Çok basit şeyleri kullanıyoruz. Komplike mesela çok şey gördüğümde ben... Ama application o ya zaten. User friendly olduğu için önemli bir şey. Yoksa hatta Windows bile öyleydi. Yoksa DOS var yani zaten. Hmm. Anlatabildim mi? Basit şeyleri yapıyorsun. Daha aslında kolaylaştırmaya. Bütün o application mantığı zaten başını da iPhone'lar falan çektiği için. Hmm. Oydu yani. Kullanıma daha rahattı. Mesela ben Kindle'lara adapte olamadım mesela. Yani bir şeyi kağıt okuma alışkanlığımı kaybedemiyorum mesela. Sorma. Ben de. Dijital bir şey okumak olmuyor. Beni yani, çok zorluyor. Teknolojide şöyle bir şey de var. Yeni eskiyi kovar diye bir şey yok. Biz hala radyo dinliyoruz. Hala mektup yazıyoruz. Hatta podcastlerle birlikte radyo neredeyse yeniledik. Yeniden geldi evet, ben bile. Ben şimdi biz bu arada Optimistry Podcast 11. yaşına girdi. Burada Flu yokken, IFA yokken, Pena yokken, hiçbiri yokken Optimistry Podcast vardı. 11 sene önce bir podcast başlatmıştık biz. Şeyde 11 yıl oldu falan filan. Şimdi mesela ben şeyi çok seviyorum. İlk biz podcast yaptığımızda şöyle düşünmüştük. Siz de bayağı erken girmişsiniz. Tabii canım. Ya şimdi bir gün oturuyoruz. 6. katta bizim şey var ICC'de. Benim odam var orada. Chris'in de var. Normal aslanlar gece 3'te oturur. Gece 3'te oturuyoruz. Ya ben de işte biz ne kadar akıllıyız falan diye konuşursun ya işte. Konuşmuyormuş gibi yapma. Hiç yani konuşma. Direkt. Diyoruz ki tarihsel teknoloji bilmiyor falan. Dedim ki Chris. Ben de tabii protestan etiğin dibi olduğum için yani dedim ki bir buradan bir iş çıkarmam lazım. Oğlum dedim biz bu kadar konuşuyoruz bir şey yapalım. Git dedim son teknoloji neyse onu bul. Bu da gitti. Son dedi podcast çıkmış dedi. Öyle bir şey. Biz aldık iki tane şey. Bir de podcast yapmaya başladık. Sonra orası da böyle aynı bu YouTube işleri gibi büyüdü. Bugün 500 tane falan 5-6 dilde İspanyolca, Fransızca, Türkçe, İngilizce bir şey yapan bir şeye dönüştü. O zaman mesela kimse bilmiyordu. Ben sonra mesela 2018-19'da yaygınlaşınca o teknolojinin umudumu kesmiştim. Yani herhalde podcast öyle bir şeyle kalacak. O zaman o kadar yaygın değil. Şimdi mesela belki YouTube kadar yaygın yani. Görüntü kadar yaygın. Mı? Tabii çünkü şey adam oldu. Mesela bizim programda çok podcast'e koyun diyorlar. Ben domuzuna koymuyorum. Yattım ya onu bir daha hani bunu yapmak daha şey ya. Geri dönmek gibi mi geliyor? Evet ya yani iki cephe açmak istemediğimiz için koymayacağız yani arkadaşlar dediğim gibi. Çünkü adam diyor ki ben bunu seni izlemiyorum diyor. Ya şu güzelliği izlemek istemiyorsan aklına şey. Yani seni izlemiyorum. Hakikaten onu diyor ya senin koca burnunu kel kafanı mı izleyeceğim diyor. Ses dinliyorum diyor. Yani daha üst bir şey 4K şey çekiyoruz burada. Sana diyor spesifik ki, bir şey olabilir mi hocam? Tabii ama aynı şey işte. User friendly bana spesifik olabilir. Bilgi alıyor ya seni. Çok güzel tabii çok mantıklı.
dedi. User olarak çok mantıklı. Aslında biz burada teknolojiyi yanlış kullanıyoruz. Anlatabildim mi? Çünkü biz aslında teknolojiyi adama görüntü veriyoruz. Halbuki benim görüntümü görmesine gerek yok. Hadi benimkini gördün. Ruşen Çakır'ınkini niye görüyorsun? Yani onu da sadece dinleyebilirsin. Hani ben gene arada şöyle falan yapıyorum. Çeşitli el hareketleri falan filan değil mi? Çabalıyorum. Çabalıyorum. Papyon takıyorum falan. Ruşen Çakır da Hello Kitty takıyor. O değil. Ya bazı hani bir ekrana konuşmanın görüntülü olmasına gerek yok ya. Teknolojinin yanlış kullanımı işte. İcat edebileceğimiz bir şey kalmış mıdır ya? Abi işte bu böyle postmodernizme doğru gidiyor. Var tabii icat edebileceğim şey. Bak benim birkaç tane var ama buradan sorarsam çalarlar. Şimdi benim bir tane icat modeli vardı. Söyleme. Simit diye bir şey. Amerika'da açacaktım. Gündüz simitçi. Amerika'da pretzel falan yiyorlar. İğrenç bir şey. Akşam da lahmacun ayran, tamam mı? Ufacık bir yer, bir tane şey yaptılar abi. Simitçisini yaptılar. Tamamını yapmadılar. Çok para vardı işte. Bu icadım gitti. Bu bir icat olmayabilir. Bir de bir özel ışık vardır illa. Lacivert çorapla siyah çorabı ayırmaya yarıyor abi karanlıkta. Tutuyorsun. Oğlum çok önemli bu icat. Bunu yaparsanız bir 3-5 de atın yani. Girişimcilik tavsiyesi değildir diye. Yani evet ben Allah'tan. Altına uyarı koyalım. Abi bu satar. Ya kredi kartını da bulmuştun ya küçükken. Çocukken evet. Hocam ya. Abi hep benim hayalimdi. Yani bir şey olsun biz böyle bir şey geçirelim. Cüzdan gibi bir şey. Paramız hep oradan eksilsin falan filan diye. Buldular. Hocam Tanrı'yı güldürmek istiyorsanız ona planlarınızdan bahsedin. Evet aynen öyle. Dolayısıyla böyle dedin. Sen mesela en çok kullanan teknoloji ne? Madem kullanmaktan açtık konuyu. Bilgisayarda Word. Word çok kullandım. Yani o kadar. Evet Word son kullanıyorum. Model böyle Fade. En büyük, en pahalı Mac'i alıp Word kullanıyorlar. Fade'in kullanıyorum. Valla Word kullanıyorum ya. Bilgisayardan beklentim var. Bilgisayar harika. O kadar teknoloji hayatta böyle en çok kolaylaştıran. Bluetooth kulaklık. Bluetooth kulaklık senin. Kahve makinesi hocam. Çok user friendly bir şey olmuş. Sizin hocam? Teknoloji. Ben hiç teknoloji kullanmıyorum ki ya. Hiç alakam yok. Ya yani. Ben de tabii yani 38-39 yaşında şimdi düşününce böyle hep eski dondurucu falan geliyor. Derin dondurucudan Allah razı olsun falan diye isim geliyor ama yani teknoloji gibi gelmeyecek. Uğur derin için. Dondurucu şimdi aklıma geldi. Pavlov'un köpeği gibi çarplandık yani böyle. Adam beynimizi işledi onları ya. Bir de bizim zamanımızda böyle bilim teknik falan da vardı. Böyle teknoloji çok bir yerlere gelecek bilmem yoktu yani. Ben telefonun geldiğini hatırlıyor musun hemen? Hatırlıyorum tabii. Benim amca Telekom'da çalıştığı için. Nasıl hatırlamayayım? Törenle mi geliyor öyle olunca? Hayır biz Rap. Böyle bütün Telekom çatak diye. Ya da bütün mahalleye vermiyor. Bir tek bunlarda var telefon değil mi? Sadece sizin hatta. Hayır telefon var. Cep telefonunu mesela hatırlıyorum. Babam böyle eve koca bir şey. Çağrı cihazıyla geliyordu. Yalnız hocam. Türkiye'de kurumlar hiç user friendly değil. Böyle de bir eleştirim var. Ne gibi? Örnek SGK, örnek E-Devlet, örnek PTT. Bunlar hiç kullanıcı deneyimine hizmet etmeyen şekilde hizmet etmiyorlar mı? Abi sen bir İtalya'ya git. Bir hesap açmaya çalış. Bankada 2,5 saat sürer. E-Devlet gibi bir şey. Problem çalınırsa ne olacak işte. O tip şeylerde güvenlik problemi dışında bir şey yok. Mesela o şeye geçmiyorlar. Devlet aslında yani senin o hizmetlerin devlete o kadar geçmiş olması Amerika'da daha kötü abi. Her eyalette ayrı şey yapıyorsun. Bizde gene hani bir arayüz olarak E-Devlet. Bir de birinde geçen öbüründe geçmiyor evet, falan öyle bir çok sıkıntı var. Mesela şeyde inanılmaz fazla paperwork var. Bizde hemen dan diye bankada hesap açıyorsun ya. İngiltere Amerika o işin kabusu bence. Ha. İyiyiz yani şu an durumu. İyi. Ya mesela varmış gibi gösterip seni yıldırıp o hizmeti sana vermiyor. Kağıt üstünde olan hizmeti alamıyorsun. Çünkü yılıyorsun artık. İtalya'da falan yani bankada hesap açmak çok zor. Bir de mesela Türkiye'de her dolar hesabı açıyorsun. Ya ben dolar verip euro alamadım Amerika'da ya. Çok uğraştım. Ah canım benim. Dertlere bak. Ya acı dolar verip yaşam. Euro alamadım ya. İspanya'ya gideceğim. Dedim euro alayım. Bir katalog çıkardılar. İçinden bakıyorlar euro hangisi diye. Bankaya parayı veriyorsun sonra tabii. Dışarıda böyle döviz şeyi var ama mesela satış 8, alış 4 gibi. Adama diyorum ki kardeşim niye bu kadar farklı? Biz belli riskler alıyoruz falan. Dedim sen ben sözelci miyim? Beni mi yiyorsun dedim. Kalk otur adam. Lise mezunu oturtmuşlar karşısında. Adamla kavga ettim çıktım. Yani büyük kazık diyorlar. Şimdi 8.1'e 7.9 değil. Arada öyle bir makas yok. 8.1'e 3.6 falan böyle ya da 10'a 6 gibi. Büyük kazıklıyorlar. Ben de böyle bir 50 euro almayacağım herhalde. Yer yani. Mi bunu Anadolu çocuğu oldu? Peki gelmiş geçmiş en saçma kullanıcı deneyimi olan icat ne sence? Böyle en saçma. Bunu nereden buldun kardeşim? Bu ne dandik bir şey dediğin bir şey var mı? Böyle garip bisikletler falan var ya önde bu kadar şey var mesela hiç tutmamış. Onlar bence neden tuttuğunu anlamadım. Rigs of Cycle mı diyor? Şey böyle şey Hindistan'da falan adam seni taşıyor ya mesela o da çok saçma. Ha. Niye öyle bir icat var? Fayton yok mu? At mı yok? Nedir abi? Neden insana bunu yaptırıyorlar? O çok saçma. Bisiklet taksi. Bu, evet bisiklet taksi. Heh, şey de çok saçma. İt dediğim şey işte. Hmm. Duruyorsun, düt gidiyor. Hiç görmediniz mi onu? Hayatını hiç kolaylaştırmayan bir şey. Şu... Kardeş payında vardı, Ahmet Kural. Evet ha. Abi çaycıda takılırdı. Ondan milyarlarca dolar kazanacaklarını düşünüyorlardı. Bak onu bir sene beklettiler, büyük PR falan filan yaptılar böyle. Yani sonra Guns N' Roses'un Chinese Democracy albümü gibi oldu. Bekle.
Bu mu yani? Hocam Halı Flex var ya. Aa, Halı Flex, evet. Halı Flex'i buldu birisi ya. Tarihe geçti yani, düşünsene. Ve dolaylı yoldan çorap kokusunu da bulmuş oldu. İnsanların ayaklarının koktuğunu biz Halı Flex'le öğrendik. Abi bak, Halı Flex'i Kahraman Bakkal Süpermarket'e karşıda da vardı o mandık. Halı Flex'i Türkiye gibi halının çok önemli olduğu bir topluma nasıl kaptırdılar ya? Bir ara bak, 80'li yıllarda bütün yazıhaneler... Hocam nasıl kurtulduk asıl? Kurtulduk yani, kurtulabildik ondan. Eskiden yazıhane diye bir şey vardı. Yazıhane kalmadı artık. Normal biz ofislere geçtik. Şimdi eskiden böyle... Hala bizim var aslında. Yani burada gördüğüm bu yazıhane mantığı çok yok ya Türkiye'de. Eskiden yazıhanelerde çok olurdu. Adam Halı Flex'i buluyor, tarihe geçiyor. Bak sen ben geçmiyoruz yani. Sen geçersin kesin. Teşekkür ederim. İnşallah geçeceğim ben de. Eskiden filmlerde falan da öyleymiş, özellikle ütopik filmlerde falan ya da böyle distopik. Mesela uçan araba çıkınca artık kimse normal araba kullanmayacak. Bir anda yok ediyor. Öyle olmuyor aslında yani. O yüzden lineer bir şey değil yani. Değil, değil tabii. Ay, laptop çıktı, ağladı. Hepimiz masaüstü kullanıyoruz hala. Öldüremedi. E-kitap çıktı. Kimse ama kitap yani sonuçta, evet, şey olmadı. Olmuyor. Yani kitap çıktı, el yazması bile 50 yılda öldü yani. Ya hatta bizim Osmanlı internetten uçak bileti almamız bile 10 sene sürdü korkudan ya. Kartımızı çalacaklar, çok bilet alacaklar diye. Baba bir internete giriyor. Yani babam da zaten yöneticilik yapmış. Baba kusura bakma. Oğlum diyor, bana para yazar mı diyor. Ya baba nereye yazacak parayı diyorum. Ama sonra doğru oldu ya. Şimdi Apple Store'dan bir şey alınca falan sana geçiriyorlar hakikaten. Yani. Tabii. Ya. Babam onu görmüş. Ben dalga geçirdim. Baba ya bu sitelere girin, nerelere giriyorsan. Bu sitelere giriyorum, bana para yazar mı falan filan diyor. Baba ya öyle şey mi olur falan filan diyordum. Dalga geçiyordum ama bak oraya geldi işte. Çıkıp... Küçük tuzaklar kuruyorlardı çünkü. Wappush diye bir şey vardı eskiden. Yani sen bir reklama tıkladığını bilmiyordun ama tıklıyordun ve bir şeye abone oluyordun. Bak bu bir şey tuzağıydı. Yani telefonla arası, yani teknolojiler arası iyi olmayan insan tuzağıydı operatörlerin yaptığı. Bir şey gösteriyordu sana, onu kapatmaya çalışırken ona basıyordun. Bir anda kendine aylık bilmem ne paketine abone oldunuz. Aa, 7.99. İspanya'da öyle dolandırdılar. İspanya'ya gittim. Telefon alacağım şimdi, tamam mı? Bir tane turuncu Samsung telefon aldım. Markası söyleyeyim. Şimdi telefon alacağım, tamam, bir tane turuncu şöyle telefon aldım, tonlaşıyorum. Bana bir takım mesajlar geliyor. İspanyolca. Ben de hayatımda hiç kimse İspanyolca bakıyorum. Mail atıyorum. Her zaman benim attığım her mesaj 10 euroymuş. Abi beni öyle bir tekneye bindirdiler. Bir şey atıyorlar, itiraz ediyorum. Böyle bir sürece, beni hukuki bir süreçmiş gibi. Böyle bir 10 euro mu, 20 euro mu, 50 euro mu almışlardı. Şimdi hatırladım. Böyle çok bir şeye bastım, oradan bir şey geldi. Çünkü 20 euroluk şey alıyorsun, kart abi bitip duruyor. İlki bitti, anlamadım. Allah Allah, zaman. Bir tane daha aldım, o da bitti. Anladım ki dolandırıldım. Yani o işlem tabii bitiriyor. Hani 13 euro mu kalmış gerekirken sıfır olunca şüphelenmedim. Mesela 2010 ve sonrası böyle inanılmaz bir para kazandı operatörler. Yani bilmiyorsun çünkü tıkladığın şeyin ne olduğunu. Ama seni abone yapıyor aslında, kabul etmiş oluyorsun. Ya babam haklıymış. Şimdi şöyle, çocukluğunuzu düşünün. İlk böyle gerçekten bir tarım toplumundan sizi kopartan icat neydi böyle? Böyle bir şey nasıl bulunmuş olabilir falan diye. Hatırlıyor musunuz ilk böyle 4-5 Atari falan. Ördek vurduğumuz Atari. Atari ördek vurma değil mi? Süper marifa. Ama Atari dışında falan böyle çok şaşırdığınız. Patates soyacağı. Patates soyacağı olabilir. Bir de arabayı kaldıran o neydi? Kriko. Hah, Kriko. Abi araba kalkıyor yani. Ben mesela babam onu bir gün oynatmıştı, ben de onu hatırlıyorum. Teknoloji olarak sayılabilir mi? Ama piramidi işte Kriko Mariko onlarla, ya onunla yapmadılar tabii de. Yani teknolojilerin büyük bir çoğunluğu aslında şey mekanizmaları, fizikte anlamadığımız sorulara yol açan mekanizmalar aslında. Mesela piramitler nasıl yapıldığı ile ilgili falan filan güzel belgeseller var. O taş, abi içine kredi kartı girmiyor ya o taşların, bugün kredi kartını sokamıyorsun içine. Adam tek tek şey yapıyor, yolluyor onu böyle bir mekanizmayla oraya. İşte uzaylılar. Ya uzaylılar, evet. Uzaylılar da gelmişler. Güneşin alnına yapmışlar yani arkadaşım. Sılak bir yere yaptı. Hani bu nasıl bir yanlış iniştir yani koca yani dünyada. Şey ama hani düz ya. Gidelim ya. Onlar da beğenmeyip sana. Abi düz ya, hep güneşli. İstediğin zaman iniyorsun, istediğin zaman çok optimal Mısır'a inmesi uzaylıların. Abi hava kapalı oldu mu yükselemezsin. Yani hava koşulları güzel, hep güneşli. Yazlık saray. Yazlık saray, evet. Evet, bu hafta da User Sport'un katkılarıyla teknoloji tarihinden bahsettik. Hep ismini yanlış söylüyorlarmış. User Sport falan hocam, spor malzemesi mi? İsim yanlış biliniyor diye. User Sport biraz garip bir isim ya. Nesi garip? Vallahi garip gelmedi şimdi. User Sport. User Sports. Da User Sport. EA Sports. User Sports. Sports. User Sports. User Spot in the game. Peki son sorum kapatmadan. Eski çağlara gitmek ister miydiniz? Hayır. Neden? Çünkü bu programın başında taksimetreyle gidici getireceğim senin gibi. Sen Beren. Yani olabilir hocam, bakardım yani. Ben hayatta kalırım bence. Bir de eskiden şişmanlık böyle şey falanmış ya. Hani doğru, bir soyluluk şeyi falan. Ama tüp bebek. Tüp bebekler ikiz olmuyor mu oğlum? Senin ikizin var mı? Yok, tekim. Yedin hocam. Yedin mi onu? Yok hocam, tekim. Benden iki dakika önce ama başka bir aile bu. Başka bir tüp bebek var. Bende normal çekim. Tek ödeme. Sen bir kere tüp bebekten geçmişte nasıl doğacaksın? Onu diyecektim ben de. Yani. Hani şey böyle tunç bebek falan gibi. Çömlek bebek gibi olur. Görüşmek üzere. Abone olmayan Bogomil olur.
Omnibus. Her şey hakkında her şey.